1916'da Berlin'de dünyaya gelen Halep Çambel'in arkeolojiye ilgisi lise yıllarında başladı. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde arkeoloji okudu. Lise yıllarında başladığı eskrim sporuna üniversite yıllarında da devam eden Çambel, 1936'da Berlin Olimpiyatlarına katılan ilk Türk kadın sporculardan biri oldu. Doktorasına Paris'te başlayan Çambel, İkinci Dünya Savaşı sebebiyle çalışmalarını tamamlayamadı. 1940'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde asistan olarak çalışmaya başladı. Katıldığı ilk kazı çalışması Boğazköy kazısıydı. Bu çalışma onunla o kadar özdeşleşti ki bu alan Çambel Tarlası olarak anılmaya başlandı. 1943'te doktora çalışması için Türk Tarih Kurumu adına Kırşehir Hasöyük'te kontrol kazısı çalışmalarına katıldı. Anadolu'da pek çok saha çalışması yapan Çambel, 1946'da Osmaniye'de tarihsel geçmişi Asur-Hitit dönemine kadar uzanan Karatepe'yi keşfetti. Çukurova civarında yaptığı kazılar sırasında bölge halkıyla samimi ilişkiler kuran Çambel, bölgede Halet Bacı olarak tanındı. Yine aynı dönemde Yaşar Kemal'le tanışıp dost oldular. Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nın kuruluşuna öncülük etti. 1960'ta profesör unvanı alan Çambel, İstanbul Üniversitesi'nde Prehistorya bölümünü kurdu. Yoğun çalışma temposuna rağmen yazmayı da ihmal etmedi. Çok dilli arkeoloji sözlüğü, Midas kenti kazıları ve Dağlık Frigya bölgesindeki araştırmalar, Karatepeli fıkraları, Light on Top of the Black Hill gibi eserler kaleme aldı. Yaptığı çalışmalardan dolayı Çambel, İtalya'da Adelaide Risteri ödülü, Hollanda'da Prens Claus ödülü, ülkemizde Kültür ve Sanat Büyük Ödülü gibi pek çok ulusal ve uluslararası ödül aldı.